Merhaba değerli arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sabahın bu saatinde bizim pompili tavuğu civcivlerini almış, gezmeye getirmiş. Civcivler de çok güzel geziyorlar, artık büyüdüler. Aynı zamanda yağmur da devam ediyor değerli dostlar. Bir yağar, bir açılır. Beyim de İş başında. Maşallah en az 15 gündür gece gündüz yağmur yağıyor. 5 dakika açılır, 10 dakika yağar. Allah bereketini versin. Allah bizleri felaketlerde korusun. Çok yağmur yağarsa da barajlar taşabilir. Rabbim yardımcımız olur inşallah. Bizim bozuğu yerine girdiği yok. Hep yağmurda bekliyor. Yağmuru çok seviyor. Dut ağaçların yaprakları döküldü artık. İlkbahardan yapraklarını yenilerler. Beyin bozuğunun suyuyla ilgileniyor. Değerli arkadaşlar, beyim şu an dışarıdaki işlerle ilgilendiğine göre ben de şu an evdeyim. Buyurun hep birlikte bugün kahvaltı işi çok güzel bir sos hazırlayalım. Kahvaltı da çok güzel oluyor. Tam da mevsimi, hem havalar soğudu hem de kış yeşilliklerimiz büyüdüğü için bizim kahvaltı sosumuz için de gereken malzemeler neyse biz de zaten tarlada toplayıp getirdik. Buyurun. Hep birlikte kahvaltı sosumuza geçiyoruz. Bazı arkadaşlar kahvaltı salatası der, mezesi der, sosu der. Ama ben sos olarak söylüyorum. Bize domates pilavı gerekmeyecek, salça gerekmeyecek. Bu farklı bir sos değerli dostlar. Buyurun ilk önce hep birlikte malzemelerimize geçelim. Bakalım malzemelerimizde neler var. Kahvaltı sosumuzu bizler ilk önce yeşilliklerimize bir göz atalım. Burada maydanozumuz var, dereotumuz var. Tarlada topladığımız içi biz hatta şu an yemeye başlamışız. 7 tane de 7-8 tane de havucumuz var küçük boyda olduğu için. Büyük boyda yaparsanız 2 tane havuç da yeterli. Ve son tarla olarak birkaç tane de taze biberimiz var değerli dostlar. Bir de bir çay kaşığı kadar tuz ayarladık. Tuzumuz eksik gelirse ilave edebiliriz. Ve burada da bir buçuk bardak suyumuz var. Ve bizler taze çökelekle yapacağız değerli dostlar. 100 gram kadar da dün kaynatıp suyunu sızdığım çökeleğimiz var. Çökeleğimizi önce kabımıza alalım. Taze çökelek olarak yapılır. Çökelek olmasa da suyu sızdırmış yoğurtla da olabilir. Evet.
Bizler şimdi yeşilliklerimizi doğramakla başlıyoruz değerli dostlar. Tuzumuz, suyumuz şimdilik burada bekleyecek. Dereotun maydanozum sapları çok taze olduğu için sakıncası yoktur. Karıştırırız. Ufak ufak doğramış oluyoruz. Çok ufak doğramamız gerekiyor değerli dostlar. Bu boyutta doğramamız gerekiyor. Çok küçük olması gerekiyor. Maydanozumuzu, dereotumuzu ufak ufak doğramış olduk. Bu kadar yeter. Yarım demet birer yarım demet dereotu, yarım demet maydanoz olarak ayarladık. Şimdi de biberlerimizi doğrayalım. İsteyen acı biber de katabilir. Ama başka biber yoktu bahçede. Başında sadece bu küçükleri vardı. O yüzden bunlar tatlı. Biberlerimiz de o yöntemle çok küçük küçük doğruyoruz değerli dostlar. Bu yöntemle çok ufak ufak doğramamız gerekiyor. Normal boyda biberlerden iki tanesi yeterli. Yani bu kadar çökeleğe göre. Çökeleğimiz zaten 100 gram kadar ancak olur. Sizler miktarını artabilirsiniz değerli dostlar. Aile karabalığa göre ayarlanabilir. Şimdi ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Havuçlarımızı rendeleyelim. Başka bir kapta ayrılmam, doğramamız gerekmiyor. Bu uç kısımlarını alalım. Sap kısımlarını alıyoruz. Zaten daha yeni yetişiyor. Havuçlar sık olduğu için bizler yemeye başladık. Yerini seyrek etmemiz gerekiyor. Havucumuzu da rendeledik. Şimdi bizler rendemizi almadan doğradıklarımız hepsi bu kenarda dursun. Bizler şimdi çökeleğimizle ilgilenelim. Tuzumuzu ilave edelim. Çok az su ilave edeceğim. Pürüzsüz bir çökelek kıvamına getireceğim. Süzmüş yani sızılmış yoğurt kıvamına gelecek. Yavaş yavaş azar azar su ilave ediyoruz. Bu kıvama geldi. Ama biraz daha su istiyor. Bir buçuk su bardağında bizim bu kadar suyumuz kaldı. Benim bu bardağım bir buçuk bardak su alıyor. Kesinlikle suyu süzmüş çökelekten deniyoruz değerli dostlar. Başka su ilave etmekle güzel oluyor. Yani kaynatıp da suyu biraz suyulu bırakırsak öyle tadı bozulur.
içinde kalan sudan dolayısıyla, ama berrak suyla, içme suyumuzla yaparken daha lezzetli olur. Bir çay kaşığı tuz yetmiş oldu. Başka da tuz ilave edemeyiz değerli dostlar. Şimdi yeşilliklerimizi ilave edelim. Su ilave icap ederse ilave edebiliriz. Doğradıklarımızı da ilave ettik. Şimdi karıştırıyoruz. İsteyen taze sarımsak da ilave edilebilir. Kekik, nane de ilave edilebilir. Su icap ederse su da ilave ederiz. Tuzu yetti. Bir çay kaşığı dengesini bulmuş oldu. Tuza ihtiyacımız yok. Ama biraz daha su gerekiyor. Çok az daha su ilave edelim. Kıvamını oluşturana kadar. Değerli dostlar, 1,5 su bardağında yarım su bardağı kadar suyumuz kaldı. Baya da su ilave edilmiş oldum. Edilmesi gerekiyordu. Edilmiş oldum ama kıvamı da çok güzel oldu. Kıvamı bu yöntemle bu şekilde olacak. Buyurun. Servisine geçiyoruz değerli dostlar. Değerli dostlar, kahvaltı sosumuz servise hazır. Beğenip de denemek isteyenlere de şimdi de afiyet olsun. Lütfen kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın değerli dostlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.